Ulusal Kanal'da Püf Noktası başladı değerli izleyicilerimiz. Biz bugün için özellikle dedik ki Atatürk'ü bir de ondan dinleyin. Çok değerli bir araştırmacı ama özellikle Atatürk araştırmacısı, yazar, profesör, doktor İlknur Güntürk'ün kalıpçı, beni kırmadığı, Bursa'da yaşıyor. Bugün bu kötü hava koşullarına rağmen geleceğim dedi. Çok tempolu programı var. Ve stüdyomuzda şu anda ağırlıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Çok onurlandırdınız Sayın Kalıpçı bizi. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Yıllardır sizin araştırmalarınızı biliyoruz ve Atatürk'ümüzü öyle bir aşkla anlatıyorsunuz ki ve herkesin zihnine çakıyorsunuz. Sağ olun, teşekkür ederim. Yaşıyorum. Fakat öyle bir ifade kullandınız ki çok güzeldi. Bu adamı nereden başladım araştırmaya? Söyler misiniz devamını, siz şöyle, getirir misiniz? Yani çok hoştu bu ifade. Evet, neden o şekilde? Tabii ki çok mutluyum. Yani anlattığım için, araştırdığım için o ayrı. Ama ironik olarak şunu hissediyorum. Hiç acaba dedim, hani üzerinde çalışmadığı bir alan var mı? 30 yıldır bunu araştırıyorum. Ya bir alan bulayım ne olur, hani olma orada diye iddiaya girdim Atatürk'le. Baktım ki hiçbir alan bulamıyorum. Onun üzerine ya dedim, hani manzarayı da görüyorum. Hani bir takım sıkıntılarımız var, bir takım eksikliklerimiz var, bir takım problemlerimiz var. Onları hissettiğim zaman da ya diyorum, niye araştırdın? Oturaydın, hani kahveni içeydin, şey yapaydın, yani rahat olaydın. Şimdi çok daha rahatsızım. Çünkü çözümler var. Yani Atatürk'ten böyle bir lidere de pek rastlamıyoruz. Hani tamam, yaşadığı dönem çok sorun çözmüş. Ama öyle bir liderle karşılaştım ki şu gün 2014'teki olan problemlerimize de yazarak çözüm bırakmış. Yani mesela Misak-ı Marif. Yazdığı o Misak-ı Marif bence şu andaki bütün eğitim problemlerimizi çözebilecek nitelikte. Yani üzerine bir şey ilave etmemize gerek yok. Sadece uygulayalım. Bu kadar sene geçmesine rağmen. Yani bunları bulduğum zaman ya diyorum, niye? Hani hak etmiyoruz bazı sıkıntıları, problemleri. O hissediyorum. O yüzden de bilerek, bunları biliyorum, çözüm olacağını biliyorum. Ekonomideki, karma ekonomideki sistemdeki, sanatta, sporda, sağlıkta öyle bir insan var ki yani onu hissettiğim zaman ya diyorum, Türk bilmeseydim hiç olmaz, hani hadi çözüm yoktur der otururdum diye düşünmekten bayağı bir canım sıkılıyor şu ara. Örneğin sağlıkta şeyler davet ediyor, sağ olsunlar, tıp kongreleri davet ediyor. Dedim ki doktorlarla ilişkisini araştırayım. Fakat bir reçete yazdığını buldum. Atatürk oturmuş bir reçete yazmış. Yani, nasıl? Yani bu neden? Çok ilginç geldi bana. Çanakkale Savaşı bitiyor. Perapalas'a geliyor Atatürk, evet. Şu aşağımızda. Zaten onun odası hala orada. Oraya yerleşiyor. Evet. Zafer kazandı. Fakat yenilen İngiliz başkomutanı, bütün orduların, karşı düşman ordularının komutanı General Wordsworth de şeyde, Perapalas'ta yine o da, Atatürk'le görüşmek istiyor. Kabul ediyor Atatürk Mustafa Kemal'le. Oturuyorlar, diyor ki, beni diyor hem Arıburnu'nda hem Jonk Bayırı'nda korkunç bir yenilgiye uğrattınız. Bunu nasıl başardınız diyor Atatürk'e. Atatürk de diyor ki, tarihi cirdelerimiz var, oradan okursunuz diyor. Hayır hayır diyor, sizin ağzınızdan duymak istiyorum nasıl yenildiğimi. Atatürk'ün yanında da doktor Rıfat Bey var. Diyor ki, doktor diyor, bana bir kağıtla kalem verir misin? Doktorun çantasında hangi kağıt olacak? Reçete kağıdı. Ah. Veriyor reçete kağıdını. Bir diyor üzerine. Jonk Bayırı'nın krokisini çiziyor. Diyor ki, şuradan geliyordunuz, buraya çıkacaktınız, çok iyi bir durumdaydınız diyor İngiliz generali. Peki niye durdu askerleriniz diyor. General diyor ki, şey diyor, askerlerim çok yoruldu, durmak zorunda kaldılar. Peki diyor, iki diyor reçete kağıdının üzerine. Arıburnu'nun krokisini çiziyor. Siz yine diyor çok iyi durumdaydınız, şuradan geliyordunuz, şu kadar şey çıkartmıştınız falan. Yine durdu askeriniz, niye diyor. İngiliz general diyor ki, Excellence diyor, arkadan su yetişmedi. Askerim susuzluktan durdu, mecburen durdu. Atatürk her şeyi bekliyor. Hani ben sizi şöyle yendim, böyle yendim, şu şekilde falan diye bekleyen bir generale. Atatürk mütebessim bir vaziyette diyor ki, gördünüz mü general diyor, ben size hiçbir şey yapmamışım diyor. Önce yorgunluk, sonra susuzluk sizi durdurmuş diyor. Bu ironi karşısında general
müthiş etkileniyor. Ayağa kalkıyor, büyük bir hayranlıkla bakıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Hasta adam dediğimiz Türkiye'nin diyor, ilk ilaçlarını yazdığınız bu reçeteyi bana armağan eder misiniz diyor. Ve Atatürk o reçeteyi armağan ediyor. Dahası daha kötü. 10 Kasım 1938. Bir İngiliz general çok yaşlı ama çok yaşa ilerlemiş. Çok hasta, 40 derece ateşli. İki bastonla. İki kere Atatürk'e yenilen bir İngiliz general Atatürk'ün katafalkının önünde ayakta oturmayı reddediyor. Hüngür hüngür ağlıyor. Şu hale bakın. Allah aşkınızla iki kez yenildiğiniz bir adam öldüğü zaman oynarsınız değil mi? Ama bu adam geliyor. Yani bu çok önemli bir belge bence. Ve biz bu belgeyi ben şu şeyi çok isterim. Doktorlarımız ya da eczacılarımız Türkiye'ye geri getirsin şu reçeteyi. Çünkü siz nasıl ulaştınız, buldunuz? Bu bir anı. Evet. Arşivde buldum ben bu anıyı. Muazzam ama bir arşiv araştırmacısınız. Evet, tabii çıkmazsınız arşivlerden. Ama çok etkilendim. Hep de her gittiğim yerde söylüyorum. Ne olur şu reçeteyi diyorum. Mutlaka şeylerindedir, varislerindedir adamcağızın. Hani bu reçete bence çok önemli bir reçete. Türkiye'nin ilk iki ilacını yazıldığı. Hadi onu bırakın. Atatürk'le Kurtuluş Savaşı'nda şeyde ne o? Bandırma vapurunda iki doktor var. Doktor Refik Bey ve Doktor İbrahim Talip biliyorsunuz onunla çıkıyor evet. Yola. Ve Cumhuriyet'in kuruluşundan sonra da iki doktorla birlikte hareket ediyorlar. Soyadı kanunu çıkıyor. Atatürk çok kalabalık bir ortamda. Doktor Refik Bey diyor ki, Doktor Refik Bey diyor, siz diyor içi dışı bir insan pırlantası gibi bir kişisiniz. Kabul buyurursanız, diktatör ya, kabul buyurursanız, size saydam soyadını vermek istiyorum. Ya Refik Saydam. İbrahim Talye de diyor ki, Doktor Bey diyor, yanımda durduğunuz müddetçe hiç teşhisinizde hata yapmadığınızı gözlemledim. Size de kabul buyurursanız öngören soyadını vermek istiyorum. Türkçeye bakın. Adam bir de geceleri oturup hangi kime ne soyadı verirsem ona uyar diye de düşünmeye başlıyor. Yani tıp konusunda bir araştırma yapınca bütün konferans tıp üzerine oldu. Hiç başka şey anlatamıyorum. Evet. Doktorlar ve Atatürk. Şimdi her alanda müthiş bir stratejist görüyorum. Yani bir insana madalya takın, bu kadar etkili olma. Ama soyada bakın, saydam ve öngören soyadı. Tabii muazzam da sabırlı bir, şey. Bir kimse demek ki. Yani kesinlikle. Öyle sabırlı ki ve o en güzel darbeyi de sabrıyla kesinlikle, vuruyor. Kesinlikle. Yani bence Atatürk'ün dahiliğinin veya da şöyle hani yukarıda birisi gibi anlatılmanın dışında dünyanın en iyi stratejisi olduğunu gördüm. Eğitimde müthiş bir stratejisi var, ekonomide var, sağlıkta var, sporda var. Ama keşke bunları anlataydık. Keşke. Bize anlatılsaydı daha doğrusu. Bizim nesnede anlatılmadı. Hep kargo kovaladığı anlatıldı. Keşke o stratejisi anlatılsaydı. Bazıları da iki ay yaş diye bahsediyor. Ya da. Siz ama iki ay yaş ifadesini duyduğunuzda ne hissettiniz? Hayır, herhangi bir şey hissetmedim. Kendinizi vererek, etinizle, kemiğinizle, iliğinizle anlatıyorsunuz Atatürk'ü. Ha, o ayrı. Ama ben ondan fazla etkilenmiyorum. Bir tek şeyi tespit ediyorum. Bilmiyorlar, tanımıyorlar. Onun da suçlusu olarak kendimizi görüyorum. Yani tanıtmadık. Bu Atatürk'ü anlatmadık. Şimdi çok Atatürk'ten nefret eden, çok karşı olanları biliyorum. Ben bu Atatürk'ü anlattığım zaman yok ya diyorlar yani pek biz kul hakkı var nasıl bu adama böyle şeyler söylüyoruz. Yani bizim derdimiz anlatmadık bu Atatürk'ü anlatmadık. Anlattığımız zaman karşıdaki hiç kimse karşı çıkamıyor. Bizim şu anda yapacağımız en iyi şey bence tüm dünyaya olduğu gibi Türkiye'ye de Atatürk'ü bu yönleriyle anlatmak. Yani mesela sanatta. Mesela Atatürk'e diyorlar ki şimdi Atatürk yazmamış kendi söylediklerini. Yazdıklarını kendi yazmamış, başkalarına yazdırmış. Şimdi var bir moda biliyorsunuz. Evet. Onlara karşı tek hiç kızmıyorum, hiç sinirlenmiyorum. Bir tek şey söylüyorum. Tek bir şey, onu da yeni buldum. Atatürk çok küçücük bir çocuk. Hatıra defteri uzatıyor Atatürk'e. Bir şey yazar mısınız diyor. Atatürk hiç hazırlıksız. Alıyor hatıra defterini. Adın ne diyor? Kemalettin diyor. Hatıra defterine yazdığı en iyi cevap budur. Yani hiç kızmaya, bağırmaya hiç hakkımız da yok. Daha doğrusu anlatmak gerekir diye düşünüyorum. Şöyle yazmış. Oğlum Kemalettin. Hatıra defterini başkalarının fikir ve düşünceleriyle doldurmaya heves etmektense kendi hayat defterini faaliyet, fazilet ve başarılarına doldurmaya bak. Buca bir hayat felsefesi hiç hazırlıksız iki cümleyle nasıl yazılır?
Yani işte nasıl hiç kendi yazmamış diyenlere bence hani bu veriyi getireceksiniz. O zaman zaten hani ya yapmayalım kul hakkı var diye düşünecekler. Ama biz eğer karşılığında biz de bağırmaya başlarsak o zaman kaos çıkıyor. Anlatabiliyorum ki o anlamda biraz farklıyım. Sizin şimdi ilk en önemli araştırmalarınız Atatürk ve din ve laiklik. Evet, ilk araştırma bu. Geldiğiniz nokta çevre ve sanat. Yani şöyle söyleyeyim, Atatürk'ü spesifik olarak bazı konularda buldum. Mesela sağlıkta. Sağlıkta. Bir kısım Atatürk'ü bulabildim. Atatürk'ün özelliklerini bugünkü sağlık kısmı. Politikalarını görseydi. Acayip bir politikası varmış. Aslında ne kadar güzel ilerlermiş o. Aynı politikayı ilerletebilseydik. Ama tüm Atatürk, yani her türlü insani yönüyle. Ben insani yönüyle daha çok ilgileniyorum. Her türlü lider yönüyle, her türlü asker yönüyle, tümüyle Atatürk'ü bulduğum iki alan oldu şu ana kadar. Biri sanat, birisi de çevre hareketi. Çevre. İki hareketinde barışçı Atatürk'ü buldum, evrensel Atatürk'ü buldum, asker Atatürk'ü buldum. Bu anlamda biraz özellikle sanatta. Mesela şey çok etkiledi beni. Biliyorsunuz dünyaya bir ilke hediye eden müzik konusunda bir lider kendisi. İlk defa 20 gün içinde, 20 günün başında ne libretto var, ne soprano var, ne koro var. 20. günün sonunda Türkiye'nin ilk operası olan Özsoy Operası sahnelenebiliyor. Ama ne yapmış biliyor musunuz? 20 gün boyunca her provaya gitmiş. Bırakın seyretmeyi, provaya giden bir cumhurbaşkanından bahsediyoruz. Gidiyor, provayı yapıyorlarmış. Prova bitince ayağa kalkıyormuş, başlıyormuş alkışlamaya. Okay, okay diye bağırıyormuş. Demişler ki ya okay acaba küfür mü? Hani ne diyor bize acaba, iyi bir şey mi söylüyor falan. Paşam demişler, okay ne demek? Demiş nasıl bilmezsiniz? Okay Öztürkçe bir kelimedir. Okun yaydan çıktıktan sonra tam isabeti demektir. Yani tamam demektir. Okay. Okay niye diyoruz biz tamam yerine? Biz okey diyoruz biliyorsunuz çoğu şeyde. Evet derler. Halbuki okay Öztürkçeymiş ve çok da güzel bir bakın anlamı varmış. Bakın ne öğreniyoruz. Ben İstanbul'da bir toplantıya katıldım. Çok üst düzey bir iş insanlarıyla toplantıdayız. Ben habire onu öğrendiğimden beri okay diyorum. Habire konuşurken okay diyorum falan. Düzeltiyorlardır sizi. Hayır okay geldi değil, okay. Bir hanımefendi. Tanınmış bir hanımefendi söylemiyorum onun için. Şöyle dedi. Hanımefendi dedi, her şeyiniz çok güzeldi, İngilizceniz çok zayıf dedi. Okay, şimdi ben anlattım, şu anda en çok Türkiye'de okay'ı kullanan hanım. Tabii çok olağanüstü etkilendi. Ve nerede anlatsam okay'ı kullanıyorlar şimdi. Ha bir okay. Tekrar bunun anlamını izleyicilerimize bir tabii kere ki, daha söyler misiniz? Atatürk'ün sözüyle söylüyorum, o anlatmış. Diyor ki, okun yaydan çıktıktan sonra tam isabeti tam demektir. Isabet. Yani tamam. Anlamına geliyor. Ve okay'ı Atatürk çok kullanıyormuş. Semiha Berksoy'a da çok söylediği bir kelimeymiş. Sonradan şey yaptım. Ama şey demiş, biliyorsunuz çok enteresan gelen bir olay var. İlk operamızı, 20 günde sahnelenecek operayı Adnan Saygun'a 27 yaşında emanet ediyor. 27 yaşında bir gencecik adam. Ama gençlere hep güvenmiş. Ay nasıl keşfettin Adnan Saygun'u, onu yapabilecek? Ve Adnan Saygun'a diyor ki, sana bir vasiyetim var diyor. Nasıl ki Batı'nın müziğini biz hürmetle dinliyorsak, bizim müziğimizde Batı'nın hürmetle dinleneceği bir hale getirmenizi istiyorum diyor. Şimdi sonra 2006, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan, şu andaki Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'a devir teslim töreni. Bütün evet. Ülkeler orada, Birleşmiş Milletler'de. O sırada dünyanın en iyi çellistlerinden Yo-Yo Ma bir parça seslendiriyor bu devir teslim sırasında. Ondan sonra Ban Ki-moon hemen yanına gidiyor Yo-Yo Ma'nın ve diyor ki bu parça kimin diyor çaldığınız parça. Yo-Yo Ma diyor ki Atatürk dönemi bestecilerinden Adnan Saygun'un partitasını çaldım diyor. Onun üzerine dahası da var. Yo-Yo Ma bütün Birleşmiş Milletler, pardon Ban Ki-moon şu anlık Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bütün Birleşmiş Milletler camiasına dönüyor. Ne diyor biliyor musunuz? Sizden bir ricam olacak diyor Yo-Yo Ma'ya. Benim cenazemde bu parçayı çalar mısınız? Evet. Şu işe bakın. Bütün, yani Adnan Saygun bütün dünyaya o vasiyeti 2006, 2009'da
G20 zirvesinde çalınan parçalar yine Adnan Saygun'un parçaları, daha da kötüsü 2013 Aralık. Kennedy ödüllerinin dağıtım töreni. Obama ve eşi dağıtıyor Kennedy ödüllerini. Ve bu programda Biz parçası olarak Adnan Saygun Adnan çalıyor. Saygun çalıyor. Şimdi biz bunu bilmiyoruz sayın seyirciler. Yani bakın. Esas acı gelen bana yani oldu. Size ben burada... yabancı şeyden elde edindi biliyor musunuz? Yabancı kaynaktan geldi bana bu. Ya biz kendi değerlerimizle kavga neden eden bir topluma dönüştüğümüz evet, için. Neden? İşte Atatürk sanatı seviyor diye, Atatürk sanata çok değer vermiş, önünü açmış sanatın diye. Şimdi sanatın önünü kapatıyorlar. Yani ama şimdi düşünsenize bunu haberlerde birinci haber olarak değil, hadi olmaz üçüncü mı? Haber olarak verdik. Müthiş bir şey çünkü. Bütün dünya izliyor sizi, o parçayı. Hadi verdik. Şu andaki müzikle uğraşan gençlerimize nasıl bir moral bu? Ben nerede? Güzel sanatlarda veriyorum mesela. Ay hocam diyorlar, demek ki yapabiliriz. E tabii ki yapabiliriz. 2012'de, pardon 2013'ün aralığında Obama ve de çalınan parçaları söyleyeyim mi? Zeybek, Kastamonu'nun karşılaması ve Horon. Yani bütün dünya bizim müziğimizi hürmetle dinler halde şu anda. Adnan Saygun'un haricinde ama de var biz ama. Ne yapıyoruz şimdi bu iktidar? TÜSAK diye saçma sapan bir yasayla sanatı yok etmeye ama mücadele şu da var, ediyor. Operayı yok edecek, baleyi yok edecek, hepsini yok edecek. Ama şu anda şunu da ifade etmek lazım. Biz gene aynı noktadayım ben. Yani ben hiçbir şekilde kimseyi suçlamadan önce kendimi suçluyorum. Çünkü anlatmadık. İşte bu, mesela bir sanat politikası var. Müthiş bir sanat politikası bizim varmış. Yok. Yani bu şu sanat anda politikasında yok. Mesela Türk sanat müziğine karşı diye bir şey çıkıyor. Hani Atatürk'ün. Mesela olur mu canım? Onu inceledim ben. Bırakın karşı olmayı. Şu anda eğer Horon karşı, Kastamonu karşılaması Zeybe'yi bütün dünya dinliyorsa, bu bir insanın bu müziği ancak bu şekilde dünyayı dinletebileceğini keşfetmesi demektir. Yani tamamen mesela beşler biliyorsunuz. Tabii. Resim konusunda. Mesela ressamları yolluyor, yabancı ülkelere yolluyor o dönem. İbrahim Çallı Fransa'da eğitim görüyor, geliyor. Atatürk'ün hep sofrasında. Devamlı sofrasında oturuyor. Çok takılıyormuş Atatürk İbrahim Çallı'ya. Seviyormuş takılmayı ona. Ressamların da durumunu biliyor. Hani berbat durumdalar. Ondan sonra bir gün hani bir tane kürklü paltosu var Atatürk'ün. Karlar üzerine yaparken giydi. O üzerindeymiş. İbrahim Çallı'ya dönüyor, açıyor, kürkü gösteriyor. İbrahim Çallı diyor, bak diyor, benim paltomun içinde ne var diyor. Peki senin paltonun içinde ne var diyor İbrahim Çallı'ya. Durumu bildiği için İbrahim Çallı uzun boylu ya, bir kalkıyor ayağa, açıyor paltosunun içini. Kusura bakma paşam ama diyor, benim paltomun içinde daha değerli bir şey var diyor. Bakın diyor, İbrahim Çallı var. Şimdi bir diktatör burada götürür sizin şeyinizi. Kellenizi, bu denir mi? Ama Atatürk bunu her yerde anlatıyor. Diyor ki, sanatçının da bu kadar zeki olanını seviyorum. Yani şimdi burada bence çok nüanslar varmış. Bizim nesle anlatılmayan nüanslar bunlar. Yani bu çok resimde, müzikte. Mesela çok güzel şiirler yazmış biliyor musunuz? 4 şiirini buldum bu kitabımda. Sonunda 4 şiiri bulabilir yaptım. Miyiz? Okuyalım izleyicilerimize o şiirleri. Bir tanesi burada, bir dakika. Bu arada tabii şu şiir, mesela hakikat şiiri. Bu Atatürk'ün kendi, bu onaylanmıştır, o yüzden rahatım. 4 şiir. Okur musunuz lütfen siz? Gözlük maalesef siz okuyabiliyorsanız, hem sizin sesinizden tabii ki şiir çok daha iyi. Ben müzik ve şiire hiç girmeyeyim. Hakikat şiirin evet, hakikat adı. Gafil, hangi üç asır, hangi on asır? Tuna ezelden Türk diyarıdır. Bilinen tarihler söylememiş bunu. Kalkıyor örtüler, örtülen doğacak. Dinleyin sesini doğan tarihin. Aydınlıkta karaltı, karaltıda şafak. Yalan tarihi gömüp doğru tarihe gidin. Asya'nın ortasında Oğuz oğulları, Avrupa'nın alplerinde Oğuz torunları. Doğudan çıkan biz, batıda yine biz. Nerede olsa, ne olsa kendimizi biliriz. Yeah. Hep insanlar kendilerini bilseler, bilinir o zaman ki hep biliriz. Yeah. Ey birbirlerine diş bileyen yığınlar, en yığın, yığın insan gafletleri. Yırtılsın gözlerdeki gafletten perde. Yeah. Dünya o zaman görecek, hakikat nerede, hakikat nerede? Kaç yılında yazmış bakın. Yazıyor mu altında?
tarih. Altında tarih ha, bulamadım. Tamam. O kadar eski bir dönemde şu andaki dünyayı ne kadar güzel belirlemiş. Yani ancak gaflet uykusundan uyanırsanız uyanın, diyor. Altındaki gözüksün. Hakikat diyorlardı. Ortaya çıksın. Benim şu andaki bütün çalışmam bu hakikatin ortaya çıkması üzerine. Mesela şey zannediyordum Atatürk'ü, çok asker ve devlet adamı ya, ciddi bir adam, çok ciddi. Resimlerine bakıyorum, hep ciddidir surat ifadesi. Biraz dedim espri bulayım da Atatürk'ten, hani konferansın ortasına doğru biraz havayı değiştireyim diye. Bir tane isterseniz biraz gülelim mi? Hadi. Hadi biraz Türkiye'nin gülmeye ihtiyacı var diye düşünüyorum. Atatürk yemek sofrasında, karşısındaki adam çok dal kavuk, Atatürk hiç dal kavuktan hoşlanmaz. Adam bir dal kavuk. Keşke şimdikilere ders olsa. Sen Türklerin şahısın, padişahısın deyip duruyor. Yoğurt kesti adamın önündeymiş. Atatürk diyor ki, yoğurt kestini bana uzatır mısınız? Adamdaki dal kavukluğa bakın. Ayağa kalkıyor, önünü ilikliyor. Tam yoğurt kestini alacak, parmakları içine giriyor. Atatürk bu konuda çok titiz. Adama da taktı. Şimdi diyorlar bir fırtına kopacak. Adam perişan. Ah paşam, ah paşam derken. Atatürk diyor ki, niye bu kadar üzüldünüz diyor. Demin yoğurt yiyecektim, şimdi cacık yemiş olurum. Aha, inceliğe bakın. Yani bu kadar incesini ben hiçbir şeyde rastlamadım. Ve mesela İngiliz kralı geliyor, ziyaret Atatürk'ü. Sigara ikram ediliyor. Tabii İngilizler biliyorsunuz çok protokole meraklı. Ondan sonra önce kralın sigarasını yakılması lazım. Bizimkilere alışkın, Atatürk'ün sigarasını yakıyorlar. Kral herhalde Atatürk'e nasıl baktıysa, hani protokolden bile anlamayan bir ülke falan diye... Excellence'ları diyor, sanmayın ki burada bir protokol hatası işlendi. Siz de bilirsiniz ki kibrit ilk çaktığında zehirli bir gaz çıkarır. Biz bu gazı asla misafirimize teneffüs ettirmeyiz, onun sigarasını saf alevle yakarız. Ve İngiltere'de gazeteler okuyorum, ne diyor biliyor musunuz? Acaba biz mi hata yapıyoruz? Yani adamın şeyi tuhaf bir insan. Ve dünyada Mark Twain cemiyetinin ödül verdiği tek lider. Ah bu çok mühim. Çok. Onu anlatır mısınız lütfen? Atatürk biliyorsunuz hiçbir ödülü kabul etmiyor. Evet. İngilizler diz bağı nişanı veriyorlar. Diyor ki şey, bu zaferi ben kazanmadım, milletimle birlikte kazandık. Onun için kendi adımı alamam diye reddediyor. Bir tek Mark Twain cemiyetinin verdiği ödülü Anadolu Ajansı'na geçin kabul ediyorum diyor. Ya paşam diyorlar, hiçbir ödülü kabul etmiyorsunuz, niye bunu kabul ettiniz? Diyor ki bakın diyor, bu benim insan yönüme övüyor diyor. Ne yazıyor biliyor musunuz? Türk milletine yeniden gülmeyi öğrettiğiniz için. Bu olağanüstü bir şey. Yani hakikaten bu ödülün kıymeti ve değeri hakikaten gülmeyi öğretti bize. Güldürmeyi, gülmeyi ve mutluluğu öğretti. Bu anlamda mesela İngiliz Büyükelçisi Ankara'da pazara gidiyor. Bir pazarcı çift varmış karı koca. Şeyine, tercümanına diyor ki sorar mısın diyor. Niçin diyor hiç Atatürk'ü bu kadar seviyorlar, hiç sözünden dışarı çıkmıyorlar. Neden ne öğrenmek istiyorum? Gelen cevap tokat gibi. Ne diyor biliyor musunuz pazarcı çift? Çünkü diyorlar bizim bütün ihtiyaçlarımız bizden önce tespit edip yerine getiriyor biz söylemeden. Lider tanımı bu bence. Tabii. Yani hiçbir ihtiyacı söylemeden tüm ihtiyaçları keşfedip ona göre yerine getirmek ya da gidermek o ihtiyaçları. Yani lider, örneğin şeyde Atatürk'e diktatör diyorlar biliyorsunuz. Birisi diyor ki, bir gazeteci size diyor diktatör diyorlar, ne dersiniz? Şöyle dönüyor diyor ki, eğer ben diktatör olsaydım siz bu soruyu sorduktan sonra asla canlı kalamazdınız diyecektir. Bakalım diktatör mü? İzmir kurtuldu, çok tatlı bir yorgunluk. Ankara'ya dönüyorlar şeyle, trenle. Ertesi gün yaver kompartmanın kapısını çalıyor. Yorgun, bitkin, kravatını yıkıyor. Ya paşam diyor, hiç uyumadın herhalde, bu ne hal böyle? Ya çocuk diyor, kompartmanıma battaniyeyle yastık koymayı unutmuşsunuz. Kolumu yastık yaptım, ağrıdı. Setreni yastık yaptım, üşüdüm diyor. Ben de uyumadım. Aman paşam diyor, hepimiz kompartmanlardayız. Birimize haber verin, hemen bir yastıkla battaniye getirirdik size. Koskoca ülkeyi kurtarmaktan dönen komutanın cevabına bakar mısınız? Tarihi bir cevap bence. Diyor ki, geç fark ettim. Hepiniz en az benim kadar yorgundunuz, hiçbirinize kıyamadım. Önemli olan benim uyumam değil, milletimin rahat uyuması. Böyle diyen bir insana diktatör demeye kimin dili varabilir? Ülkesindeki kişiler uyumadan, uyuyamayan, Sabiha Gökçen mesela anlattı, askeri birlikleri tetişe gidiyorlarmış.
Bazı birlikte 5 dakika, bazısında 10 dakika, bazısında 15 dakika yemeye başlamıyormuş Atatürk. Yaver geliyor, kulağına bir şey söylüyormuş. Afiyet olsun diyor, yemeye başlıyormuş. Paşam demiş, niye askeri birliklerde yemeye başlamıyoruz? Sen de çok merak etme, yemeğine devam et. Çok merak etmiş. Gitmiş Yaver'e sormuş. Sen paşanın kulağına ne diyorsun da biz yemeye başlıyoruz? Diyorum ki demiş, paşam, birlikteki tüm Mehmetçik yemeğini yedi bitirdi, artık yemeğinize başlayabilirsiniz. Daha ötesi herhalde, biraz daha ötesini anlatırsak, dediğim gibi niye hani inceledim dememin nedenleri çıkabilir. İşte nereden yani, çıktı? Hakikaten, İçinden çıkamıyorum dedi çok, çünkü. Çok çıkamıyorum. Yani öyle bir inceleme yaptım ya, İstanbul Üniversitesi'nin açılış töreni, çok mütevazi bir salon. Tahta iskemleler, ortaya otursun diye süslü bir koltuk koymuşlar. Geliyor öğretim üyeleriyle, buyurun diyorlar. Şöyle bakıyor öğretim üyelerine, bir de koltuğa bakıyor. Ne diyor biliyor musunuz? Sizlerden öğrenecek o kadar çok bilgim olduğuna göre bu koltuk sadece sizlere layıktır diyor. Ve en kıdemli bayan eğitimci o koltuğa oturarak kendisi tahta iskemlede programı sonuna kadar izliyor. Yani kendince hak etmediği hiçbir koltuğa oturmamış bir Mustafa Kemal'i görüyoruz. Yani aslında keşke bizim nesli, bıraksalardı diğer Atatürk'ü. Şu küçük hani nüansları bize aktarıp da öğretseler, yani lider olmanın özünü, tüm dünya liderlerinin başucu kitabı çünkü. Bize hep tarih öğrettiler. İşte şu tarihte şunu yaptı, bu tarihte bunu yaptı, etti. Oraya gitti, savaştı, böyleydi, yani bunlara şöyleydi. Gerek yoktu aslında. İşte şu devrimler yapıldı, bunlar yani yapıldı. Çok gereksiz. İçini doldurmadılar. İnsan Atatürk, mesela çevre hareketi. Çevre hareketi olağanüstü şu bir şey. Şu Yalova'da onun yürüyen köşkü vardır. Zaten o köşkü gördüğümde iskelesi bir tarafta. Tuhaf bir buçuk şey metre ya. Mi? Anlatır mısınız onun öyküsünü? Çok şey, orada şeyden başlamak lazım. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz çevre günü nedeniyle. Ha, 5 Haziran'a çok denk geldi. Başbakanımız şöyle bir ifade kullandı. Geziciler dozerlerle ağaçları yıktılar dedi. Gezi eylemini gerçekleştirenler. Şimdi bence... Şimdi başbakan herhalde biraz şaşırdı orada. Karıştırdı işleri. Kimin yıktığını. Ya, bu yani bence Atatürk ne yapıyor bakın. Başbakanın veyahut da diğer kesimlerin de bu şekilde... Ben hep aynı noktada ben hiçbir kulüp, hiçbir dernek ve hiçbir parti üyesi değilim. Nedenini de şöyle anlatıyorum, Atatürk'ü anlatıyorum. Hepimizin Atatürk'ü bu. Tüm dünyanın Atatürk'ü. Çünkü dünyanın biliyorsunuz Atatürk'ü. Dünyada Time dergisi asrın kapak yapmış Atatürk'ü. Bu anlamda herkesin içinde bir Atatürk var. Ama benim görevim bu Atatürk'ü çıkartmak. Yani bu şu Atatürk'ü. Mesela çevre konusunda keşke bizim nesli, keşke bu ülkede okuyan ve lider olan ya da herhangi bir koltuğa oturan her insana keşke şey anlatılsaymış. Mesela o zaman Ankara'sı kurak çorak bir Ankara. Köşkten meclise giderken yol üzerine bir tane idacı varmış. Bir tanecik. Atatürk her o idacının önünden geçişte arabasını durduruyormuş. İniyormuş arabasından. İdacının önüne geçiyormuş. Selam veriyormuş. Merhaba diyormuş. Ya paşam demiş, icacına selam nereden çıktı Allah aşkına? Demiş, niye şaşırdınız? Bu da yediğim meyvanın, sığındığım gölgenin, soluduğum havanın bir neferi. En az diğer askerler kadar bunların da selam hakkı var. Biliyorsunuz askere merhaba diyen ilk komutandır kendisi. Ağaca da merhaba diyor. Aynı nefer çünkü. Öyle kabul ediyor. Merhabayı merak ettim. Ya dedim, niye merhaba diyor Atatürk? Hani tamam, askere niye merhaba dedi, ağaca niye merhaba diyor. Merhaba Farsçaymış, biliyor musunuz ne demekmiş? Benden sana zarar gelmez demekmiş. Merhaba. Yani bu anlam çok, ağaca öyle söylüyor. Yani benden sana zarar gelmez, korkma, merhaba. Yani bu tuhaf, keşke dediğim gibi, bence eğer bu anekdotlar, şu çevre anekdotları bizim nesle anlatılsaydı, altına imzamı atıyorum ki 30 yılda beni iyi tanıyanlar bilir, öyle kolay kolay imza atmam bir şeyin altına. İnanın şu anda betonu yeşile tercih eden hiçbir, ama hiçbir belediye başkanı, hiçbir lider koltuğunda asla oturuyor olamazdı. Çünkü içine imkan yok, sığmazdı, sinmezdi. Eğer şunlar anlatılsaydı. Evet. Bir virgül, tabii. Reklamlarımız var. Tabii, ardından tabii. Yalova'daki köşkü tamam, konuşacağız. Ben ona çünkü geçiyorum. Onun hikayesi buradan oraya geçiyorum bambaşkadır. Tamam. Çok hoş bir sohbet. Atatürk'ümüzü konuşuyoruz, büyük önderimizi konuşuyoruz. Bizden ayrılmayın.
Püf noktası devam ediyor değerli izleyicilerimiz. Atatürk'ü bir de ondan dinleyin demiştik. Profesör Doktor İknur Güntürk'ün Kalıpçı stüdyo konuğum ve nerede kalmıştık biz? Yalova. Yalova'daki yürüyen köşk. Şimdi İyide Hacı'nın işte selam verirken bir gün tam geçiyor oradan. Yanında da arkadaşı var. Arkadaşına diyor ki işte bu derken bir de bakıyor ağaç yok ortada. Ne yaptınız bu ağaca diyor. Paşam güzel yolu genişletecektik mecburduk kestik ağacı. Ya diyor bir tek bana soraydınız şu ağacı kurtaracak bir yolu mutlaka bulurdum diyor. Daha fazla dayanamıyor. Arabasına biniyor. Şoförünün ve arkadaşının göz önünde hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Bir tek İyide Ağacı'nın bence hayır. Çok zor şartlarda kurtardığı bu topraklarda yetişen bir canlıdır. Madem ki bu toprakların lideri Mustafa Kemal'dir, o halde o ağacın da sorumlusu olarak kendisini hissetmektedir o anda. Galiba bu Yalova'daki olayı o gün düşünmeye başladı. Hadi bir daha böyle bir şeyle karşılaşırsam nasıl müdahale ederim diye. Olabilir. Doğal katliamı, en kolay yaptığımız katliam. Şimdi Atatürk Orman Çiftliği'nin ortasında kesinlikle. Bir ucube, gerçek kesinlikle. Ucube orada yükseliyor değerli seyirciler. Yalova Köşkü'ne çıkıyor Atatürk, yıl 1930. Tam Yalova Köşkü'ne çıkıyor, bir de bakıyor bir bahçıvan koca bir çınar ağacını kesmek üzere. Sen diyor hayatında hiç böyle bir ağaç yetiştirdin mi ki kesmeye müktedir görüyorsun kendini diyor. Niye diyor? Paşam diyor köşkün çınar ağacının kökleri köşkün temelini sarstı. Yapraklar da pencerede müdahale ediyor. Ya köşkü kaybedeceğiz ya ağacı keseceğiz. Biz de çok tabii olarak ağacı kesiyoruz. Hayır diyor. Gerekirse köşkü ağaçtan uzaklaştırırız diyor. Diyorlar bugün bir hoş geldin. Donuyor Mustafa kalıyor diyorlar. Değil mi herkes? Köşkü ay, nasıl hoş gezdireceğiz? Yani, taşıyacağız. Nasıl taşıyor? Delirmiş koşacağız. Diyorlar. Yani. Ondan sonra tabii o çınar ağacının sorumlusu olarak kendisini hisseden bir lider. İstanbul'daki köprü aldığı tramvay raylarını Yalova'ya taşıtıyor. Kendisi de kazma kürek, köşkü hiç yıkmadan sadece temeli kazıyorlar. O köşkü olduğu gibi rayların üzerine oturtuyorlar ve ağaçtan 4 metre 80 santim kenara çekiyorlar. 4 metre 80 santim çünkü iskelesi köşk bir yerde, iskele bambaşka bir yerdedir. Ve şu anda Cumhuriyetimiz gibi ayakta durmakta olan çınar ağacının kurtuluşunuz. O çınar ağacı ve onun gölgesinde kahve içiyor. Tabii ki. Ne kadar büyük mutluluk biliyor musunuz onun için? Ve 30'da dikkat ederseniz dünyada çevre lafını eden tek adam yok. Lider bırakın, tek insan yok. Ve o çınar ağacının altından biz bir Erol mütercimlerle bir... Ben de içtim o çınar ağacı. Bir de kahve fincanı yapmış. Kahve fincanları çok güzel ve çok o köşkün içinde ekmek kızartma makinesi çok dikkatimi çekmişti. Kalorifer tesisat altta. Annesinin verdiği çeyizler. Terlikler. Evet, süperdi. Misler yani. Gibi çok bir iyiydi. Köşk. Yani gerçekten ben orayı 30'da dünyaya çevre dersi veren bir Atatürk var. Ve biz tabii ki bu kitaptan sonra yani bu araştırmamdan sonra ancak ya dedim biz niye Atatürk'e hiç dünya çevre ödülünü verilmesi için girişimde bulunmadık? Alacak tek insan bu. Yani öyle bir çevre hareketi yapmış ki ve Atatürk Orman Çiftliği'nde o çok hoşuma gidiyor. Biliyorsunuz bütün parasını cebinden vermiş Atatürk oradaki bütün fidelerin parasını. Ve şimdi yazık ediyorlar. Kendi yeri devlet orası. Kesesinden, hepimizin kesesinden. Şimdi daha arada doğrusu şöyle bir olay var. Hepimize bağışlamış orayı. Ya. Yani sizin de payınız bizim var. Bizim yerimiz orası. Evet, hepimizin payı. Tabii kendi ödedi, kendi malı orası o zaman. Daha henüz bağışlamamış şeyini. Bir köylümüz girmiş. Orada tarla gibi alıyormuş, ekiyormuş, biçiyormuş. Ya demişler burası Atatürk'ün senin değil. Niye ekip biçiyorsun buraya girdin? Ondan sonra dinletememişler. Atatürk'e söylemişler. Gitmiş yanına. Burası demiş senin mi demiş. Yoo demiş. Peki demiş izin almadan sahibinden niye ekip biçiyorsun burayı bu tarlayı? Kendi malın gibi. Burayı benim ekip biçme hakkım var demiş köylü. Atatürk şöyle bakmış. Bu hakkı nereden alıyorsun sen demiş. Ya demiş Atatürk bizim babamız değil mi demiş. İnsan babasının tarlasını ekip biçemez mi demiş. Atatürk köylünün arkasını sıvazlamış. Bir oğlum daha oldu. Hadi hayırlısı bakalım demiş. Yürümüş. Yani şeyle arasındaki ilişki çok güzel. Yani korkmuyorlar bizimkiler söylemekten. Bizimkiler başka ananı da al da git diyen bir kimse var yani hayatımızda bir de, maalesef. Bir çok hoşuma gitti. Bir kahveye gidiyorlar. Derme çatma bir kahve. Oturuyorlar ama kalabalık. 10-15 kişi gitmişler. Kahveci de yaşlı bir adam. Geliyor orta şekerli, sade, şekerli, hepsi söylüyor.
Biraz sonra kahveci yapıyor kahveleri, getiriyor pat pat pat. Gel bakayım diyor Atatürk. Bu yaşta bu zeka diyor. Herkesinkini nasıl ezberledin bir anda diyor ne istediklerini. Eğiliyor Atatürk'ün kulağına, ne diyor biliyor musunuz yaşlı kahveci? Ya paşam diyor. Bir seninki doğru diyor. Rahatça keyfine bak, iç diyor. Şimdi senin yanında kim itiraz edecek bu kahvecine? Yani halkla arasındaki ilişki olağanüstü bir şey. Yani ben diyorum ki evet, bu naif, bu insancıl Atatürk'ü anlatsalardı keşke. Yani bizim nesle. Çok, gerçekten anlatsalardı. Ama çok önemli bilgilere ulaşıyorsunuz. Gazeteleri taradınız. 30 senedir muazzam bir araştırmayla bize çok önemli eserler bırakıyorsunuz. Hep not aldım sizden çünkü. Tabii ki, rica ederim. Atatürk ve film. Yani siz dediniz ya, yahu eline atmadığı bir alan bulmak istiyorum artık. Ay, evet, bu alana da gitmemiş diyeceğim. Ben sanatta bulurum zannediyordum. Hani resimde resimde biliyorsunuz. Sonra dans, dans etmeyi çok seviyor. Zeybek oynuyor. Ama dansta vals muazzam yapıyor. Bir olayı var. Muazzam bir araştırması dinleyelim var. Dinleyelim onu sizden. Önce ben sinemadan girmek istiyorum. Ben sinema sanatına geldiğimde ah dedim. Burada iddiayı kazandım. Herhalde artık sinemada da yoksundur paşam dedim. Heyhat, baş yönetmen Cezmi Ağar. Başrolde Mustafa Kemal film çekiyorlar. Bu nasıl olmuş? Ve biliyor muydunuz değerli izleyicilerimiz bunu? Bakın. Atatürk başrolde, fakat Atatürk Cumhurbaşkanı. Cezmi Ağar diyemiyor ona, şöyle dur böyle dur diye. Gel Cezmi gel diyor. Burada başkomutan sensin diyor. Ben bu işi bilmem. Önemli olan işin iyi çıkması. Ne çekiliyor? Öykü ne? Bir savaş filmi, İzmit şeyi sırasındaki o şeyi canlandıracaklar. Cezmi Ağar hayatın son günlerinde, ben bir daha diyor öyle bir oyuncuyla asla çalışmadım diyor. Çünkü öbür oyunculara bağırdığın gibi aynı şiddet ve hiddetle bana da bağıracaksın diyor Atatürk. Ondan sonra İngiliz filmciler geliyor Atatürk'e, diyorlar ki sizin hayatınızı ve Kurtuluş Savaşı'nı filme çekmek istiyoruz. İngiliz filmcilere cevap kısa ve net. Kendi filmimizi kendimiz çekeceğiz. Ah çok güzel. Oturuyor bir film senaryosu yazıyor. Kendi adını da koyuyor. Ben bir inkılap çocuğuyum. Münir Ayregeli ile birlikteler. Münir Ayregeli'yi Almanya'ya yolluyor, yönetmenlik eğitimi alıyor, geliyor. Çok ilginç olan şeyin son cümlesi, yani eğer çekilebilseydi Atatürk'ünle birlikte, Münir Ayregeli'yle birlikte yazdıkları bu film senaryosunu çekebilseydik, son demeden önce şu cümleyi söylüyormuş Atatürk o şeyde, filmde. Diyor ki, bir gün gelecek beni unutmak ya da unutturmak isteyen gayretler belirecek. Hatta bunlar benim en yakın bildiklerimden olacaktır. Ama Türk milleti bir şeyi hiç unutmasın ki, ektiğim demiyor. Ektiğimiz tohumlar o kadar feyizli ki, Mısır'dan, Hindistan'dan dönüp dolaşıp kalplerinizi tekrar aydınlatacaktır. Bu ümit bizim için. Müthiş bir ümit. Ben 96'da buldum bu senaryoyu. 96'dan beri inceliyorum Mısır'la Hindistan'ı. Hindistan geçen ay Mars'a uydu yollayan bir ülke oldu. Mısır'da şu andaki durumu dolayısıyla galiba aynı olacak diye düşünüyorum. Evet. Türkiye için. Yani kalplerimiz aydınlanacak. Atatürk'ümüz gene büyük bir ümitle bu cümleyi yazarak bize bir ümit veriyor. Evet. Çünkü hiçbir lafında yanılmamış. Kesinlikle. Şimdi bir taraftan da Türk kadın kimliği, yani benim Atatürk için alanım çok önemli ve sizin uzmanlık alanınız. Atatürk'e kadın. Öte taraftan dans kadınsız yapılmaz, dansı çok seviyor ve dansla ilgili nesi var? Şu var, Zeybek tamam güzel dans ediyor adam, Zeybek de iyi oynuyor ama bir vasiyeti varmış meğer bize dans konusunda ve çok iyi de bir araştırma yapmış. Diyor ki Selim Sarıtarcan'ı, her müzikli toplantıda kadınla erkekle oynayabileceğimiz ve dünyaya hediye edebileceğimiz vals gibi, tango gibi, flamenco gibi bir dizayn yapalım diyor. Yani dünyayı hediye etmek üzere bir dans istiyor. Selim Sarı da Zeybek'i seçiyor. Ondan sonra oturuyorlar, bir koreografi yapılıyor. Selim Sarı Tercan, Mualla Anıl Hanımefendi ile Atatürk'e gösterecek. Oynuyorlar önce Zeybek kıyafetiyle. Atatürk diyor ki, eğer yorulmadıysanız, diktatör ya, eğer yorulmadıysanız, bir de diyor normal kıyafetlerinizi oynar mısınız bana bunu? Oynadıktan sonra Selim Sırı'ya dönüp ne diyor biliyor musunuz? Selim Sırı Bey diyor, Zeybek dansını çok güzel modernize etmiş. Bu dansı bu haliyle her müzikli toplantıda
kadınla erkekle oynayalım ve dünyaya bir vals, tango ve flamenco gibi buna hediye edelim. Buyurun, vasiyet. Vasiyeti. Şimdi ben şeyi merak ediyordum. Ya dedim, Atatürk ne izledi orada? Bir şey izledi de diyor bunu, oldu diye. Ya da ne dinledi? Ben Selim Sarıtarcan'ın yazdığı kitabı buldum, biliyor musunuz? Kadınla erkekle oynadıkları Zeybe'yi çizmiş, figürlerini çizmiş, notaları da yayınlamış. Notalar dört dörtlük, dört sekizlik biliyorsunuz Zeybek. Evet. Onu dört dörtlük hale getirmiş, dünya çapında olması için. Ondan sonra da bir tek şey söyleyeceğim size. Son nasıl bitiyor biliyor musunuz? Dansçılar hayran oldular. Niye hayran oldular onu söyleyeyim. Son sahnede aşk var. Vals'teki zerafet var. Tango'daki aşk var. Vals'teki zerafet var. Şeydeki flamenco'daki hırs var. Ama hiçbir danslı olmayan bir figürle dans bitiyor. Kadın dizini yere koyuyor. Erkek alnını kadının dizine koyarak bitiriyor. Bu saygı hangi dansta var? Ama büyük müthiş önderin kadına, gençlere sevgisi, saygısı hiçbir şeyde yok. Ama buradaki... Zaten ülkesini çok sevdiği için kadını, çocuğu, genci seviyor. Atatürk'te şunu fark ettim. Onu dünya lideri yapan da o galiba. Şu sınırlar, social sınırların lideri ya. Bu sınırlar içerisindeki her ağacı, her taş tanesi seviyor. Hiçbir ayrım yapmadan, evet, her insanı çok seviyor. Çok az süremiz var. Şimdi tabii, biri de kendini dünya lideri zannediyor bir yerlerde. O da komik. Mustafa diye bir film yapıldı. Evet, burada biliyorum. Korkak, karanlıktan korkan, devamlı içki masasındaki bir Atatürk anlatılmak istendi. Siz bu filmi mutlaka izlemişsinizdir. Şöyle ben rahmetli... Şey yazan, Diriliş. Can Dündar yaptı filmi. Hayır, Can Dündar yazan. Aa, bir dakika hemen. Rahmetli oldu ya hocamız. Şu Çılgın Türkleri yazarı. Evet. Bir anda inanılmaz bir şey. Sağ olsunlar, o bir Can Dündar'ı Mustafa filmiyle ilgili bulduğu hataları ve yanlışları yazdığı bir kitapçık, evet, yayınlamış. O kitapçı bana ulaştırdı. Neden hoşuma gitti biliyor musunuz? Son cümlesi şeyde ne yazmış biliyor musunuz? Şey diyor, keşke Can diyor, İlknur Güntürk'ün Kalıpçı'ya danışaydım bazı şeyleri. O şekilde söylemiş. Evet, orada bu kadar metin varken, bu kadar anlatılacak şey varken, bu kadar inanılmaz bir... Burada kaç dakikada kaçını anlatabildik Allah aşkına. Bu kadar veri varken, kalkıp, evet, da onu bu kadar güzel de para harcanmışken niye o kısmını? Evet. Yani şunu çok rahatlıkla anlatabilirim. İşte bazı emellere, bazı sistemlere hizmet edenler maalesef çok zarar veriyor. İşte onun kendisi için başta söyledim ya, evet, onun için hiçbir kulüp, dernek ve parti üyesi olmuyorum. Anlatabildim. Hizmetini ben, evet, ülkeme yapmak, herkese yapmak istiyorum. Süremizi bitirdik maalesef. İlhan Arsel'in Şeriat ve Kadın adlı olağanüstü bir çalışması var. Çok iyi. Programımızın anısına bunu size... Hele kitap armağanı. Güzel kitabı armağan ediyor. Atatürk'ün bütün sırrını bir tek cümleyle ifade edeceğim. Onun için çok anlamlı bu şu anda verdiğiniz kitap. Diyor ki, çocukluğumda ben çok fakirdim. Eğer çocukluğumda elime geçen iki kuruştan birini kitaplara vermeseydim, bugün yapabildiğim işlerimi hiçbir yapamazdım. Bence kitap armağanı o yüzden çok önemli. Bence bütün sırrı Atatürk'ün bu sözünde. Bu sözü fiş olarak ilkokul birden itibaren dağıtmak gerekiyor. Evet. Büyük bir ihtimalle. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür Biz ediyorum. Biz çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz size. Ama yani bu anıları bir kez daha dinlemek isteriz sizden. Çok teşekkürler. Çok fazla var. Hepsini aslında vermek gerekiyor diye Değerli izleyicilerimiz, çok değerli araştırmacı Profesör Doktor Sayın İlknur Güntürk'ün Kalıpçı kalktı Bursa'dan buraya geldi bütün bunları konuşabilmek için, yeniden dönecek. Çok teşekkür ediyoruz size. Ben teşekkür ediyorum. Yalnız bir şey ifade etmek istiyorum. Ben size yanlış da anlaşılmasın, ters bir gidişle yapılmasın. Ben araştırmacı yazarım. Evet. Yani profesörlük şeyim felsefe alanında, ayrıca üniversitede çalışmam ama o alıp bu alanda ama saymayalım. Ama olsun, profesör olmak olarak, kolay iş mi bu ülkede? Olarak, diyebiliriz çoğu ama bize, çok teşekkür ediyorum. Diplomasını bile gösteremiyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Türkiye'nin kurtuluşu Aslanlı Yol diyerek bu cuma size veda ediyoruz. Pazartesi günü yine burada olacağız.